Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizleri 2015 yılının yazına ve Türkiye İş Bankası Süper Lig'deki karşılaşmama götürüyorum. Bu karşılaşma benim için çok çok değerli çünkü Süper Lig'de oynadığım tek karşılaşma ve bunu da sizlere artık 4 sene sonunda göstermiş oluyorum. Kanalın artık belki de 4 senesi geride kalmış oldu. O yüzden bunu da paylaşmak istedim. Ve gördüğünüz gibi arka planda genç Sabrıcan var. Orada kameralara poz veriyor oyununu oynarken aynı zamanda ama pek de iyi konumda kalmadığım bir durumda poz vermek durumunda kaldım. Bakalım oyunda neler olmuş. Beyaz saçlarla oyuna E4 ile başlıyorum ve siyahlarda rakibim Aydın Özen C5 oynuyor. Aydın'a da buradan selamlarımı gönderiyorum. Son 2-3 sene çok görüşemedik ama bu vasıtayla da ona ulaşmış olurum belki de. E4 C5 ve tabii ki karşımda birisi Cili oynuyorsa kim olduğu fark etmeksizin B3 oynuyorum. Ve bu sanırım 2012 yılında başladı bu varyanta aşkım diyebilirim. Ve B3'ten vazgeçemedim. Sizler de denediğiniz B3 varyantlarını bana Instagram'dan DM olarak gönderebilirsiniz. Ki belki ben de birkaç yorum yapabilirim onun üzerinde. B3'ten sonra at C6 oynadı rakibim. Fil B2, D6 ve burada at F3'ün devamında genelde rakiplerim at F6 oynuyordu o zamanlar ve ben E5 ile devam etmeyi tercih ediyordum. D5, at E5, at E5'e, fil E5 gibi her ne kadar tempo kaybetsem de burada güzel bir varyant kalıyordu bana. Çünkü filin B5'e çıktığı varyantlar vardı. Fakat rakibim benim E5'imi engellemek için kendisi E5 oynadı ve bu o kadar güçlü bir yapı ki aslında merkezde hem C5'te hem E5'te aslında beyazların D4 sürüşünü tamamen kesiyorsunuz. Ve aynı zamanda bu E5 piyonu da güçlü olduğu için D6 piyonu tarafından korunduğu için burayı yarmak çok çok zor ve fil bu çaprazda kapalı kalmış oluyor. Ki zaten B3 oynarken fil B2 oynarken isteklerimizden bir tanesi o filin etkin olmasıydı. E5'te rakibim bunu kesmiş oldu. Fil B5 oynadım. Burada iki tane varyant var. Bir tanesi filin C4'e çıkması, bir tane de fil B5. Ama çok dikkatli olmak lazım. Ve buradaki merkezi parçalayacak birkaç hamlede bulmak gerekiyor. Ama ben sanırım o zamanlar bu kadar tecrübeye sahip değildim. Ve birazcık bazı şeylerde geç kaldım oyunda. Fil D7. Fil D7'nin ardından kısa rok. Ve rakibim burada G6 hamlesini tercih etti. G6'dan sonra fili G7'ye koyacak. At E7 ve ileride F5 sürmeye çalışacak ve rakibim atı bayağı seviyor. D3 ve tabii ki buradaki fili de ben C6'ya şu anda vermek istemiyorum. Doğru bir zaman geldiğinde ya C6'ya ya da D7'ye bu fili verebilirim ama rakibimin öncelikle A6 oynamasını bekliyorum. O yüzden A6 oynamadıkça ben de burada tempo kaybetmek istemiyorum. Fil G7 oynadı. At C3 oynadım. D5'e bir bakış atıyorum. At G7 ile orayı kesmiş oldu. Ve ben burada at D2 oynadım ki bilgisayarın hiç beğenmediği bir hamle. At D2'de amaçlarımdan bir tanesi burada F4 oynayabilmekti. Aynı zamanda atı bir şekilde döndüreceğim. D5'e koyacaktım ve iki at da D5'e bakmış oluyor. Tabii ki güzel. Orayı sadece bir kişi tutuyorsa güzel. Bir at tutuyorsa güzel ama burada filin de aslında D5 karesine bakabilmesi benim için kötü haber. Ve ben yani dikkat ederseniz 1, 2, 3 ve 4 hamle harcıyorum bunun için. Rakibim ise burada gelişimini sürdürmüş olacak. Öncelikle A6 oynadı. Fil çarpı C6, fil çarpı C6. Daha ben atı döndürmeden rakibim D5'i koruyacak bir fil oraya yerleştirdi bile. At C4, ben bu arada taşları döndürürken rakip rok atıyor. At E3 geldiğinde de F5 oynadı ve siyahlar bu konumda çok çok iyi. F5'ten sonra at E5 geldim. Her ne olursa olsun orada değişeceğim artık taşları. Fil çarpı D5, at çarpı D5, at çarpı D5 ve E çarpı D5'in ardından E4'teki piyonum da gitti. Ve burada bir duble yarattım aslında ve bu tabii ki siyahlar için çok çok iyi ve bunu gören siyahlar da hemen F4 oynadılar ki buradan atağa kalkabilsin. Hem G5 G4 ileride gelebilir durumda, aynı zamanda H5 H4 de, aynı zamanda tabii ki bu kaleyi de aktarma imkanı var. O yüzden rakibimin gayet iyi iş çıkardığını söyleyebilirim burada. Mecburen F3 oynamak zorunda kaldım.
onun efişini kesmek adına kalefe 5 geldi. Vezir E1, H5 ve artık benim de bir şeyler yapmam gerekiyor. Eğer buradaki atağı beklersem ya mat olacağım ya da herhangi bir taş kaybedeceğim. Çünkü atak çok güçlü geliyor. O yüzden ben de merkezi açmak istedim ve C3 oynadım. Artık bu filin bir iş yapması lazım. C3, D4 ile buraları yarmak istiyorum. Ve rakibim H4 oynadıktan sonra H3 oynamak zorundayım artık. Yoksa o H3 oynadığımda şah kanadım paramparça olacak. Kale G5 ile buraya saldırıyı başlatmış oluyor. Amaçlardan bir tanesi de kareyi G3'e koymak. Vezir D7'den sonra buralara bakmış olacak. Gerçekten çok çok güzel atak çıkıyor. Ama eğer buradaki atı, ben hani oyundaki düşüncelerimi de hatırlıyorum. Buradaki atı eğer iyi sonuçlandıramazsa kale G3'te sıkışmış olacak. Ama bu da öyle küçümsenecek bir atak değil. O yüzden her an dikkatli olmam gerektiğini biliyordum. Şah H1 oynadım öncelikle. Kale G3 geldi. Vezir F2. Artık veziri de bir şekilde burada yoldan çekip kaleyi E1'e koyacağım. Ve D4 ile birlikte hem D4'ü savunan bir taşım var. Hem de E hattı açıldığında kalem orada olmuş olacak. Vezir D7 geldi. Bu arada kale H3 fikirlerine de dikkat etmek gerekiyor. Kale F1. Kale F8. Ve burada artık merkezi yarma vakti. Sonunda ayarladım taşları da oynayabildim. O zamana kadar rakip kaleyi G3'e soktu yani. D4, CD4, CD4 ve burada rakibim hiç önemsemiyor. Kale F5 oynadı. Ben belki burada öncelikle D5 oynayabilirdim. Ama burada rakibimin kale G5 ve devamında G2'ye baskı yapabileceğini biliyordum. O yüzden ben dedim ki kale E2 ile burayı tutayım. Aynı zamanda kaleleri de çiftleme imkanım olabilir. Kale E2 oynadım ve rakibim kale FG5 oynadı. G2'ye baskı yapıyor. Şimdi buradaki önemli noktalardan bir tanesi, artık kale H3 gibi fedalar var ve burada yani neredeyse mat olacağım. O yüzden dikkat etmem gerekiyor. Vezirin nereye kaçacağım çok önemli. Eğer ben burada vezir E1 gibi bir şey mesela oynarsam, rakip basitçe kale G2 artık alabiliyor. Çünkü kale G2 aldığımda artık H3 boşta. Vezir H3, yani siz burada şah G1 oynasınız, vezir G2'nin mat olduğunu görüyoruz. Kale H2 oynarsa da vezir F3, mecburen kale G2 oynamak zorundayım. Ona da vezir G2 mat olmuş olurdu. O yüzden kale FG5'ten sonra tabii ki buraya da savunmam lazım. Tek hamle belki de vezir F1. Vezir F1'den sonra rakibimin burada çok güzel bir hamlesi var aslında. Bu piyonların yürümesi lazım. E4 ve F3 belki de isteklerden bir tanesi. Ama rakibim neyse ki buna oynamadı. Oynasa biteceğiz yani. E4 oynadı ve ben E4'ten sonra tabii ki buradaki piyonla benim hiç alakam yok. Yani ben burada atağı savuşturayım ve devamında da aslında E hattında bir şeyler elde etmek istiyorum. O yüzden burada oradaki piyonla hiç alakam yok ve ileride düşeceğini de biliyorum bu piyonun. Kale A1 geldim. Kaleleri çiftledim. Kale E5. Burada durmak zorunda. Aksi takdirde ya yani oyun belki tamamen bana geçmiş olacak. O yüzden kale E5. Kale E5'in devamında kale E4 geldim. Ve D4'ü de istiyorum. Aynı zamanda F4'ü de istiyorum bir şekilde. Ve buradaki piyonlar düştüğü takdirde artık bu kale de o kadar güçlü olmayacak. Ve kalenin oyuna girmesi için tekrardan G5'e dönmesi lazım. Buradaki atağı kendi kendine aslında kale E5 ile birlikte bitirmiş oldu. Bitirmek zorunda kaldı belki rakibim. Ve böylelikle beyazları aslında çok ufak da olsa daha iyi görebiliriz. Şimdi kale E4. Kale E4 ve rakibim burada F4'ü savunmak adına vezir F7 geldi. Vezir F7'den sonra artık o bıraktığım piyonu alma vakti. Fil D4, fil D4, kale D4 ve kale E4 geleceğim. Vezir C4 geleceğim ve taşlarım daha aktif kalacak. O yüzden rakibim kale G5 oynamayı tercih etti. D5'e baskısını sürdürüyor. Ben vezir C4 geldim. Hem D5'i tutuyorum, hem de aynı zamanda burada tabii ki de F4'e baskım var. Ve artık beyaz taşlar daha iyi bir konumda diyebiliriz rahatça. Vezir E7 oynadı. Arkalardan bir şeyler deniyor. Özellikle berabere fikirleri de var. Tabii ki kale G2'ye bakarken berabereden daha fazlasını da isteyebilir. Vezir G3'ten sonra vezir G2'nin mat olduğunu görüyoruz. Birazcık böyle fantastik varyantları tabii ki göstermekte fayda var. Vezir E1, şah H2, vezir G3, şah G1'e gidince vezir G2'nin mat olduğunu görüyoruz. O yüzden
Burada vezir c8 oynadım. Şah. Vezir c8'den sonra şah g7'ye. Şimdi kale e4. Ve artık vezir bu hatta barınamıyor. Kale e5 geldi. Kale e5'ten sonra vezir c3. Ve g5'ten sonra şimdi burada artık kale c4 geldim. Ve isteklerimden bir tanesi kale c7 ile vezir almak. Rakibim kale e1 oynayamıyor bile çünkü açmaz var. Hem bu açmazdan kaçmak için hem de bu tehditten kaçmak için rakibim şah g6 oynadı. Bir tane vezir c2 gösterdim. Vezir c2'den sonra rakibim burada kale f5 oynamayı tercih etti. İşte bu açmazda kalmak çok çok iyi diyemem. Neden? Çünkü ben artık kale e4 gelebiliyorum. Ve artık sen kale e5 kapatamıyorsun. Kale e4, kale e6 hemen o fikir belirdi aklımda. Burada kale f5'ten sonra ben kale e4 oynadım. Vezir f7, kale e6 ve burada rakibim şimdi şah h5 oynadı. Hamle 39 ve 40. hamlelerde süre eklenecek. Benim de sürem hiç iyi değil. Ben burada hemen kale çarpı d6 aldım. Rakip 40. hamlede hemen kale d5 aldı ve almasına gerek yok. Yani birazcık düşünmesi lazım. Her ne kadar burada beyazlar zaten iyi konumda olsa da ben burada bir mat hesaplamıştım. Siz de thumbnail'da gördünüz zaten. Siyahların birazcık daha düşünmesi lazım bu konumda. Fakat hemen kale d5 alınca ben burayı zaten hesaplamıştım. Burada vezir h7'in mat tehdidi var. Ben hemen kale d5 aldım. Zaten konuma bakarsanız kale d6 hamlesi aksi takdirde olmuyor. Yani ben süreye bakıp oynarken bunu hesaplamıştım. Yoksa hemen vezir e4 gibi bir şey oynamam lazım. Ve burayı savunmam lazım. Yoksa burası düşerse zaten oyun eşitlikle sonuçlanacak. O yüzden ben kale d6'yı hesaplayıp aldığımda, rakip hesaplamadan kale d5 aldığında matı şimdi gördü. Şimdi gördü ve bayağı şok oldu. Bayağı da üzüldü. Yani daha doğrusu hani üzüldü diyemem de hafif sinirlendi kendine belki de. Vezir e7, vezir e4, artık taş kesmek istiyorum. Oyunu bitirmek istiyorum. Vezir g7, kale e5. Yani hiçbir şekilde şaha izin vermek istemiyorum bu arada. Vezir h8 oynadı. Vezir f5. Buradan mat istiyorum artık. Vezir g7 ile tuttu. Vezir g4 şah. Şah h6, kale e6 ve şah h7'ye gittikten sonra vezir h5. Burada artık vezirin düştüğünü görüyoruz. Çünkü şah g8'e gittiği zaman mecburen zaten kale e8'ler var. Ya birçok hamle var burada zaten. O yüzden rakibim burada birazcık düşündükten sonra oyunu terk etti. Benim için keyifli bir karşılaşmaydı. Ve İTÜ'de oynadım. Kendi üniversitemin takımında oynadım. Bana bu fırsatı veren herkese çok çok teşekkür ederim. Benim için çok güzel bir anı olmuş oldu. Belki de bu fırsatı bir daha bulamayacağım ama yine de çok keyifliydi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı rica ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.